Konuşursam beni yalnızca İngilizce bilenler anlar. Dünya Amerika'dan ibaret değildir. Sesin sinemanın büyüsünü bozacağına inanan, meyan kökünden yapılmış olan bir ayakkabıyı Altına Hücum filminde 63 kere yedikten sonra insülin komasına girerek hastaneye kaldırılan, elinden hiç düşürmediği bastonu, melon şapkası, beyaz perdede yaratmış olduğu o Sherlock karakteriyle kendisine bizi hayran bırakan Charlie Chaplin. Şüphesiz ki ona hayran olan sadece bizler değildik. Onun en büyük hayranlarından bir tanesi de Albert Einstein'dı. Albert Einstein'la bir karşılaşmasında aralarında şöyle bir diyalog geçer. Einstein Chaplin'e der ki: "Tek bir kelime bile söylemiyorsunuz ama bütün dünya size hayran." Chaplin ise ona şu cevabı verir: "Sizin şöhretiniz daha muazzam. Çünkü kimse ne dediğinizi anlamıyor ama yine de bütün dünya size hayran." Chaplin'in hayatında bu ve buna benzer birçok anlar vardır. Onlardan bir tanesi de bir Nazi subayıyla karşılaşmasıdır. Nazi subayıyla karşılaştığında Nazi subayı ona der ki: "Siz neden bize karşısınız?" Chaplin ona der ki: "Siz neden kendiniz dışınızda herkese karşısınız?" Ve Chaplin'in şu an aklıma gelen bir hayatından bir an daha paylaşmak isterim sizlerle. O da Chaplin bir gün bir film gösterisinden dışarıya çıkar ve artık kariyerinin en üst noktalarındadır. Çok meşhurdur artık. Ama o anlara kadar hiçbir zaman geldiği yeri unutmamıştır. Ama o zamanlarda birazcık şöhretin rüzgarına kapıldığı bir dönemdir. Ve film gösterisi bitip tam dışarıya doğru çıktığı zaman, tam arabasına binecekken bir tane dilenci ona yaklaşır ve üstü başı paramparça bir dilenci bir kalem uzatır ve o kağıdı imzalamasını ister. Onun için bir imza atmasını. Chaplin bu durumdan o kadar etkilenir ki bütün hayatı gözünün önünden geçer ve arabada saatlerce ağlar. Ve yanındaki sevgilisi ona şunu sorar: "Neden bu kadar ağladın?" O da ona der ki: "Az önce karşılaşmış olduğumuz adam benden para istemedi. Açtı, karnını doyurmamı istemedi, ekmek istemedi. Benden sadece imzamı istedi." Ve bu kadar sevilmenin, bu kadar geldiği yeri unutmanın o anki duygusallığına girerek çok ağlamıştı. Ve bu anı beni çok etkilemişti hayatımda ki bunu da birçok araştırmalarımda kullanıyorum zaten. Ve ben aslında bugün sizlere daha çok kızı Geraldine'ye yazmış olduğu bir mektubun en çok etkilendiğim kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Ve mektubu okumaya sizleri davet ediyorum. Mutlaka okuyun ve mektuptan çok etkileneceğinizi biliyorum. Ben açlığın ne demek olduğunu biliyorum. Evsizliğin ne anlama geldiğini de. Bu da bir şey mi ki? Ben gururdan bir okyanus gibi kabarmış şu göğsümde, acıma duygusuyla önüme atılan kuruşların sızısını hissettim. Küçümsenen sefil birinin sancılarını çektim. Bütün bunlara karşın işte gene de hayattayım. Hayatta olanlar hakkında hep daha az konuşulur. Sen benim soyadımı taşıyorsun, Chaplin ismini. Bu at neredeyse yarım yüzyıl boyunca bütün dünyayı güldürdü. Benim ağlamalarım yanında bu gülmeler nedir ki? Senin yaşadığın dünya sadece dans ve müzikten ibaret. Tabii ki bu mektubu okurken karşılaşacağınız birçok yer sizi çok etkileyecektir, eminim. Ama en azından böyle bir mektuptan bile haberdar olmayanların haberdar olması bile beni mutlu edecek ki bu videoyu çekme amaçlarından bir tanesi de budur. Bu ve buna benzer ve sadece Chaplin değil elbette. Benim birçok insanla ilgili birçok araştırmalarım var. Zaman zaman böyle videolar paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.